Kaptan Cemil, içine kapanık yapısı kadar gururluydu. Sıkıntılarını hiçbir zaman dile getirmezdi. Önce kalp krizi geçirdi, ardından felç oldu. Bir tarafını iyi kullanamıyordu. Ancak yine de o, herkese sağlam görünebilmek için Trabzon sokaklarında her gün yürüyüşe çıkardı. İşte o günlerden birinde, 2003 yılının yağmurlu bir Mart günü, yolda yürürken fenalaştı ve kaldırıma yığıldı. Yılların dozeri, efsanevi kaptanı Cemil Usta, henüz 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Geride ise cebinden çıkan bir 5 lira, havaya kaldırılan kupa zaferleri ve onu ancak öldükten sonra hatırlayacak yürekler bırakmıştı. Bu vefadır yaşadan önce ama maalesef kaptan o vefayı görmedi açık konuşmak gerekirse. Yani şimdi yıllarca bir takımı şampiyon yapmış, o takımın kaptanlığını yapmış bir insan ne olursa olsun, ne olursa olsun bir ara bir Trabzonspor'da çalıştı. Ondan sonra görevden alındı, ayrıldı ve bir daha o kulübün camiasında bir kendisine görev verilmedi. Şimdi bizde öyle bir yapı var Trabzon'da. Mecbur muyuz? Bizde vardır. Trabzonlu'nun ruhunda vardır bu. Mecbur muyuz? Mecbursunuz. Bu insan Trabzonspor'un takım kaptanıysa, bu insan bu camiaya yıllarını vermişse, bu insan bu Trabzonspor'u Trabzonspor yapanlardan biri ise ona sonuna kadar değer vermek zorundasınız. Vallahi çapkın, hakikaten çok şeyler, günahlar işledim ben. Yani bu burada şey söyleyecek bir şey yok ama hakikaten şu var yalnız. Yaptığım bütün şeylerde, yanlışlıklarda ben çekmedim başı. O benimle beraber olan çekti. Ben kandırmadım onu. Ben dürüst adamım her şeyden evvel. Bende hiçbir yalan, şey dolan bulamazsın. Ne varsa bunun içerisinde onu söylerim ben. Bir dönem attığı gollerle topa ıslık çaldıran adam olarak anılan Şenol Birol, o yıllarda yakışıklılığıyla da genç kızların ilgi odağı olmuş. Ancak başından geçen başarısız bir evlilik sonucu hem parasını hem de mutluluğunu kaybetmiş. Yıllarca küçük takımlarda yaptığı antrenörlükte başarılı olmayınca Şenol Birol mutluluğu ikinci eşinde ve memleketi Rize'de bulmuş. Bugün 74 yaşında. 3 çocuğu ve bir torununu çok sık göremese de o İstanbul'dan, Yeşilçimler'den uzakta, Rize'de yakın arkadaşlarıyla anılarını yaşatmaya çalışıyor. Ben ölmekten çok korkuyorum. Neden acaba? Bak şimdi benim gibi adam korkuyor. Niye korkuyor? Bir şey diyemez. Ya korkuyor değil de insan dinini kabullenmişse, dürüstlüğünü ispat etmişse böyle adama bence her şey helal olsun. Ne olacak yani? O diğer yapılan şeyler ufak tefek. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ona yani ben nasıl olsun yani seyirci ne desin, bunun hakkında nasıl uğurlasın bunu demek istiyorsak iyi bir insandı desin, uğurlasın beni başına. (Gülüyor)
anılmak mesela. Ben hiç bir zaman hiç kimseyle kaza günü gitmem. Kendim giderim. 20 Ocak'ta kendim giderim, kendim ziyaret ederim. O günkü bizim futbol şehitlerimiz. Çünkü onlar artık reklamın şeyinde. Sadece 20 Ocak'ta beni arayacaksalar ben istemiyorum. Hakikaten istemiyorum. Sadece 20 Ocak'ta anılmak istemiyorum ben. Ben Samsun Spor takımına 10 sene hizmet verdim. Takım kaptanlığı yaptım. Bir defa burada bir sürü idarecimiz vardı. Bir defa para konusunda anlaşma, hiç bir defa para konuşmamışımdır. Boş kağıta imza atıp, bunu da zaten Samsun halkının hemen hemen hepsi bilirler. Emin Kar, yıllarını verdiği Samsun'dan hiçbir zaman ayrılmadı. O, futbol oynadığı dönemde hep boş mukaveleye imza attı ama tribünlerde onu hiçbir zaman unutmadı. Son kez 2006 yılında yaptığı teknik menajerlikte uzun sürmeyince futbol yaşantısından yine kopmak zorunda kaldı. Samsun Spor artık birinci ligde değildi. Ancak buna rağmen tüm maçlarını üstelik saha içinden izlemeye devam etti. Geriye kalan zamanlarını ise kitap okuyarak ya da hukuk fakültesinde okuyan oğlunu savcı olarak hayal etmekle geçirdi. Kazanın üzerinden bugün tam 20 yıl geçti. Futbolcu Emin gibi bu kaza da unutuldu, gitti. Ancak unutulmaması gereken şeyler, Kırkayak Emin'e çok şeyler öğretti. Herkes, herkesin engelli adayı ama yani futbolun dışında da bir hayatın olduğunu düşünmek lazım. Ben mesela açıkça söylüyorum, hiç engelli olacağım, belki her türlü şey olabilirdi ama engelli olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hiç aklıma gelmedi. Ama iyi düşünmek lazım. Oynarken de, oynadıktan sonra da yani herkesin bir engelli aday olduğunu düşünmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Yaşıyoruz hepimiz, mutluluğun ardından koşuyoruz hepimiz. Kimi pulda parada aşkı arar kimimiz, düşünür kara kara ağlar çaresiz. Ağlama arkadaş, ağlama aşk için, şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin. Ağlama arkadaş, ağlama aşk için, bugünler geri gelmez, gider gençliğin. Boşver boşver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Boşver boşver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun.